أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء فقاتلوا الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فرق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما
لك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أحمد onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, bu gece sizlerle birlikte inşallah nübüvvetten sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinden sonra müminlere, Müslümanlara yönetim, ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını devralma konusunda önderlik yapan ve yaklaşık 40 yıl boyunca İslam ümmetini hayra, iyiliğe götüren ve İslam ümmetinin, Müslümanların İslam coğrafyasının sınırlarını Afrika'dan Asya'ya, hatta ve hatta Orta Asya'ya, hatta ve hatta Avrupa sınırlarına kadar yaklaştıran 4 halifeden Hazreti Ali radıyallahu anh ve en önemlisi, en sonuncusu olmasına rağmen ancak İslam ümmetinde sorunların çok müthiş bir şekilde baş gösterdiği bu büyük insanı inşallah bugün hayatını göreceğiz. Hazreti Ali radıyallahu anh, İmam Ahmed bin Hanbel Müsned adlı kitabında diyor ki, değerli kardeşlerim, diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin övgülerine, medhiyelerine ve hakkında en çok hadis gelen, övme noktasında gelen sahabe, Halife-i Raşid'in Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Ondan daha çok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi, ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi övmemiştir. Çoğu yerde onun cennetlik olduğunu, Allah'ın ve Resul'ün onu sevdiğini, onun da Allah ve Resul'ünü sevdiğini, hak üzerine olduğunu, adalet üzerine olduğunu söylemiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh hicretten 23 yıl önce dünyaya gelmiş. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, değerli kardeşlerim. Aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşında Hazreti Ali radıyallahu anh'ı yanına alıyor. Ebu Talib'in oğlu Ali. O dönem Mekke'de büyük bir kıtlık, yoksulluk baş gösteriyor ve Ebu Talib her bir çocuğunu birinin yanına bırakıyor. Kardeşlerinden her biri bir çocuğu alıyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ali radıyallahu anh'ı alıyor. Ve Hazreti Hatice'den sonra ikinci Müslüman olan insan, bu dine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra giren kimdi? Hazreti Hatice'ydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağaradan gelince, Cebrail aleyhisselam ile olan görüşmesini bitirince ve onu bir titreme, bir sıkıntı alınca eşine geldi. Bakınız, ilk destek veren eşi. Eşi diyor ki, kella vallahi inna Allah la yuhzik diyor. Allah asla seni mağlup etmez. Peki niye? O söylediği kelimeler çok önemli. Çünkü diyor sen mazlumun yanında durursun. Hakkın tarafında olursun. Çünkü sen misafirine ikram edersin. Çünkü sen yalan söylemezsin. Çünkü sen hayır tarafında, ondan sonra ısrar, hayırda ısrarkar olursun. Ve misafirlerine kalbini ve gönlünü açarsın, miskinin yanında durursun. Allah böyle olanları ne yapmaz? Mağdur etmez. Öyleyse burada bize ders var. Doğru söyleyen inşallah mağlup olmaz. Yalan söyleyen
bir anlık karşısındakini kandırıyor gibi görünse de mutlaka ve mutlaka yalanı ortaya çıkacaktı. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor değerli kardeşlerim? Diyor ki es-sıdku enca. İnsanı kurtaran sıdıktır. Doğruluktur. Doğruluk olmasa insan kurtulmaz. Hem bu dünyada hem ahirette. Ahirette ilgili Rabbimiz diyor ki يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ. O gün doğru olanların, sadık olanların doğruluğu kendine faydalı verecektir. Bunun dışındaki ameller fayda vermez. Onun için mümin amellerinde neyi şey yapması gerekir, gözetmesi gerekir? Hayatında doğru olacağım. Doğru söz söyleyeceğim bir, doğru ticaret yapacağım iyi, doğru ilişkilerde bulunacağım üç, doğru şahitlik yapacağım dört, doğru ortamlarda olacağım 5, doğru arkadaşlarla birlikte olacağım 6, doğru yerlerde olacağım 7. Hayatım her zaman doğrularla beraber olacak. Allah Resulü diyor ki kişi işte böyle doğruyu ararsa, doğru olmak, doğru söylemek, doğru yerde çocuğunla, eşinle bile, kiminle olursa olsun. Yalan tınne, yalan Müslüman'da olmaması gerekir ondan sonra. Peygamberimiz diyor ki اَرَّجُلُوا يَسْلُقُوا وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيقًا. Kişi doğru söyler, doğrunun peşinde olur, ta ki Allah katında neylerden yazıla biliyor musunuz? Sıddıklardan yazıla. Sıddıklar da peygamberlerden sonraki ikinci mertebedir. Şehitlerden de daha üstün bir mertebedir. İşte Hazreti Hatice de ne diyor peygambere? Diyor sen doğru bir insansın. Allah seni hiç mağlup eder mi? Subhanallah. Bizim davamız da doğrudur. Biz Müslümanlar da doğruysak Allah bizleri mağlup etmez Allah'ın izniyle. Bu din doğrudur. Buna inanıyoruz. Ancak sıkıntı kimde? Sıkıntı bizde. Biz Müslümanlarla. Biz kendimizi düzelteceğiz Allah'ın izniyle. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh bu büyük hanımdan, hanımefendiden sonra müminlerin annesi Hazreti Hatice bin Huveylid'den sonra ikinci Müslüman olan kişi Hazreti Ali ve ona medhiyeler olarak bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızıyla evli. Bundan daha büyük bir övgü olabilir mi? Ve Allah Resulü'nün en çok sevdiği kızı hangisiyle evli? Fatimetü Zehra ile evli. Aynı zamanda cennette şehitlerin seyyidi, onun amcası. Kimdir o? Hazreti Muhammed Hazreti Hamza radıyallahu anh'dır. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği cennetin reyhanları, cennetin gençlerinin efendileri Hasan ve Hüseyin'in babası. Bundan daha güzel bir övgü olabilir mi? Ve kendisi Hazreti Hatice'nin ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminde büyümüş. 6 yaşındayken Allah Resulü'nün evine geliyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunuyor. Diyor ki Subhanallah. Diyor vallahi hangi ayet nerede inmişse, niçin inmişse, neden dolayı inmişse bunun hepsini ben biliyorum. Ve sahabeler arasında hiçbir değerli kardeşlerim bana sorun, sıkıntılarınızı, sorunlarınızı ben çözeyim cesaretinde bulunamıyordu. Ancak Hazreti Ali radıyallahu anh diyordu ki bana sorun, Allah bana akleden bir kalp ve büyük bir ilim nasip etti. Niye Allah bunu nasip etti sizce onlara? Evinde oturarak, yan gelip yatarak mı? Yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olarak, ondan istifade ederek, kendisini yetiştirerek, Allah Resulü hangi kelimeyi söylüyor, hangisini söylüyor, buna dikkat ederek değerli kardeşlerim. Ve Hazreti Ali'nin en çok özellikleri var değerli kardeşlerim. Sahabeler arasında ilmiyle tanınması, sahabelerin alimlerinden de, 4 halifenin hepsi alimdi. Ondan sonra Hazreti Ali özellikle ilimle maruftu. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadiste Hazreti Ali'nin en büyük özelliği kada konusunda, hüküm konusunda Müslümanlar arasında çok önemli bir yerdeydi. İki Müslüman örneğin miras paylaşımında ya da bir tarla paylaşımında bir sorunla karşı karşıya gelince kime gidiyorlardı? Hazreti Ali'ye gidiyorlardı. Biz kime gidiyoruz? Mahkemeye. Onun için Kur'an-ı Kerim bizim bütün sıkıntılarımızı çözmesi gerekir.
Ve maalesef mahkemelerde dosyalar, mahkemeler sorun çözmüyor gerçekten. Sorunlar gitgide sarmallanıyor, gitgide çoğalıyor. Boşanma mahkemeleri, dava mahkemeleri. Ancak şeriat, Allah'ın dini, hak ve hukuk Allah'ın kitabında yazıyor. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Elhamdülillah ilim ehli, alimler var. Bir insan ondan sonra bir sıkıntısı olunca iki Müslüman arasında, kardeşim kim? Örneğin bir örnek söylüyorum. Bu sanayide Aydın Usta var. O adam çevreyi bilir, iyi hocaları bilir. Onun yanına gidelim. Biz bu sorunumuzu nasıl çözeceğiz? Böyle düşünürse büyük bir hayırda bulunmuş olur. Onun için Müslüman sorunlarını Kur'an-ı Kerim'e götürecek. Allah ayette diyor ki, sana indirilene tam bir şekilde inanmış olmazlar ki, ta ki kendi aralarındaki sorunları Allah ve Resuluna götürünceye kadar ve sonra da kalplerinde bir şek ve şüphe olmayacak. Vallahi bu adam benim aleyhime söyledi. Yok kardeşim, Kur'an-ı Kerim böyle demiş. Kur'an demiş ki erkeğe iki, kadına bir. Mirasımız böyle. Biz mirasımızı böyle yapacağız. Biz batın hukukuna göre yapmayız. Yarısı kadına, gerçi burada kimse kadına vermiyor da pek. Ama biz diyoruz ki hayır, biz Allah Celle Celaluhu demiş ki senin bacın senin mirasında ortaktır. Ve biz de hocaya gittik, bizden mal kalmıştı, babamızdan, annemizden, amcamızdan. İslam hukukuna göre biz bu mirasımızı dağıtmak istiyoruz. Allah'ın verdiği şu helal, tertemiz malın içine kötülük, ondan sonra necaset koyarsak şu tertemiz olan da gider. Onun için değerli kardeşlerim, maalesef toplumda bakınız kadınların mirası kimse vermiyor yani. Kızların miras hakkını, hukukunu sanki kız o babanın çocuğu değil, o annenin çocuğu değil. O da o annenin çocuğu. Ve Allah Celle Celaluhu, Abdullah İbni Abbas diyor ki değerli kardeşlerim, diyor Allah mirası peygambere bile bırakmadı. O kadar ki önemli. Mirası Allah kendisi, Kur'an-ı Kerim'deki en uzun ayetlerden birisi miras hukukuyla ilgili olan ayetlerdir. Rabbimiz diyor ki sen erkek çocuğuna 1/3'ünü vereceksin. Kız çocuğuna 1/3'ünü vereceksin. Anneye bu kadarı vereceksin. Kardeşe bu kadarı vereceksin. Teyzeye, halaya, şuna, buna, amcaya da hepsi Kur'an-ı Kerim'de yazılıyor. Ve bunlar da elhamdülillah aramızda bilenler, ilim ehli de var değerli kardeşlerim. İşte Hazreti Ali'nin özelliği neydi? Bu konularda mutahassıstı. Bu konuları çok iyi bilirdi. Müslümanlar sorunlarını kime götürürlerdi? Hazreti Ali radıyallahu anh'a götürürlerdi. Hazreti Ali radıyallahu anh, değerli kardeşlerim, 4 halife döneminde böyle evinde oturan birisi değildi. Her 3 halife döneminde de Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın baş danışmanlarındandı. Bugün cumhurbaşkanların ve başbakanların danışmanları var ya, onları yönlendiren, onlara fikir veren, onlara yeni ufuklar açan, işte Hazreti Ali radıyallahu anh sürekli halifelerin yanındaydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, "Na'udu billahi min mu'dibetin leyse leha Ebul Hasan" diyor. Allah'a sığınırız diyor. Büyük bir sorunla karşı karşıya kalıp da Hazreti Ali radıyallahu anh aramızda yoksa. Çünkü değerli kardeşlerim, Allah'ın kitabını okuyan, Allah'ın vermiş olduğu bu ilmi iyi bilen insanlar, sorunlar ve fitneler karşısında Allah onların kalplerine daha farklı ondan sonra çıkış yolları gösterir. Onun için alimlerin, ilim ehlinin, Kur'an ve sünnet alimlerinin ondan sonra olaylara bakış açısı normal bir hukukçunun, bir gazetecinin, bir düşünürün, ondan sonra bir mühendisin baktığı gibi değildir. Allah Celle Celaluhu kendi kitabında bizlere olayları nasıl değerlendireceğimizi ve fitnelerle karşı karşıya kaldığımızda da bu fitnede nasıl çıkabileceksin? Bu fitneye ateşle mi gideceksin? Bunu söndürecek misin? Hangi adımı atacaksın? Bunu kiminle ilk önce istişare edeceksin? Bu işi bilenlerle, İslam'ı bilenlerle. İşte Hazreti Ömer de öyle diyor. Diyor ben Allah'a sığınırım. Çünkü İslam toprakları genişliyor, yeni İslam'a girenler var. Bu tür konularda ondan sonra İslam'ın stratejisini belirleme noktasında kime danışılıyordu demek ki değerli kardeşlerim? Baş danışman Hazreti Ali radıyallahu anhu değerli kardeşlerim. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yetişti. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Hazreti Ali daha gencecik bir insan. 19 yaşında birisi. Kimi kendi yatağına bırakıyor? Hazreti Ali radıyallahu anh. Mekke müşrikleri her bir kabileden böyle yiğit, pehlivan birisini seçiyorlar.
ve her birinin eline çok iyi bir kılıç veriyorlar. Diyorlar ki bu gece peygamberi ortadan kaldıracaksınız. Bu gece öldüreceksiniz bu ya. Ve kapıda bekliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gece hicrete çıkıyor ondan sonra. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkınca yerine, mevziye kimi bırakıyor? Hazreti Ali radıyallahu anh. Yani o öyle bir kahraman ki her an ciğerine yüzlerce kılıç darbesi gelebilir. Onu yani tamamen biçip doğrayabilirler. Ancak Allah'a ve Resulüne olan bağlılığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona olan duası Allah seni muhafaza edecektir. Onun için insan hak yolundaysa inşallah Allah insanı muhafaza eder. Hak yolunda ölsen de Allah Celle Celaluhu senin ecrini verecektir Allah'ın izniyle. Yaralansan da hayatta kalsan da alnın ne olacak? Açık olacak. Onun için hak üzerine olan ne olmaması gerekir? Utanmaması gerekir. Bilakis iffetsiz yol peşinde giden, haramın peşinde giden, zinanın peşinde giden, faizin peşinde giden, alçaklığın peşinde giden, onların utanması gerekir. Kur'an ve sünnetin peşinde giden, Müslümanlara hidayet yolunu gösteren, fakirlere yardımcı olan, Allah'ın dinini savunan insanların utanılacak hiçbir durumu yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh da değerli kardeşlerim, İlk anda böyle güzel bir imtihan veriyor ve içeriye giriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıdan giriyor, dışarı çıkıyor. Yerden bir avuç toprak alıyor ve kafirlerin ondan sonra yüzlerin üzerine sepiyor ve hepsinin üzerinde ne oluyor? Böyle bir uyuklama. Birden kalkıyorlar ki başların üzerinde toprak var. İçeri dalıyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh içeride. Tabii ki bir şey yapmıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'a özel duası var değerli kardeşlerim. Hazreti Ali diyor ki Allah Resulü bana öyle bir dua etti ki vallahi diyor bana dünya ve içindeki her şey verilirse o duaya değiştirmem. Onun için insana yapılan dualar özellikle kimin duaları biliyor musunuz? İnsanın anne ve babasının duası. Onların dualarını almak. Özellikle salihlerin duasına mazhar olmak. Ve bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattaysa onun duasını almak. Bundan daha güzel bir şey yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine dua ettiği bazı insanlar var siyerde. Sübhanallah hep hayır görmüşler. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana özel bir dua etti ve onu hiç kimseye de söylemem ve o bana dünya ve ahiretteki en faydalı, en değerli şeydir. Ve Peygamber bana dedi ki لَا يُحِبُّنِي اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِبُنِي اِلَّا مُنَافِقٌ Seni ancak müminler sever. Subhanallah. Onun için müminler Hazreti Ali'yi sevmesi gerekir. Hazreti Ali'yi savunması gerekir. وَلَا يُبْغِبُنِي اِلَّا مُنَافِقٌ Seni buğz edenler ise kimlerdir? Münafıklardır. Ancak bugün Hazreti Ali'nin peşinde gittiğini iddia edenler maalesef Hazreti Ali'nin peşinde gitmiyorlar değerli kardeşlerim. Onlar kendi heva ve heveslerine uyuyorlar. Hazreti Ali'yi ne yapıyorlar? Buna kalkan ediyorlar. Nasıl ki yıllarca bu ülkede bazılarını kalkan ettilerse ondan sonra bazıları da ne yapıyor? Hazreti Ali radıyallahu anh'ı kendi heva heveslerine, kendilerine Alevi diyerek, kendilerine Rafizi diyerek, şu diyerek, bu diyerek Hazreti Ali'nin taraftarı olduğunu söylüyorlar. Ancak Hazreti Ali de onlardan beridir. Onlar da Hazreti Ali'den beridir. Hazreti Ali'yi kimse de bizim kadar sevmiyor. Çünkü o ehli beytendir. Onu sevmekle biz Allah'a yaklaştığımızı hissediyoruz. Onu sevenler ne yapması gerekir? Kur'an ve sünnete uyması gerekir. Onu seven namazına daha dikkat etmesi gerekir. Onu seven harama bakmaması gerekiyor. Onu seven zina etmemesi gerekiyor. Onu seven faiz yememesi gerekiyor. Onu seven anne babasını üzmemesi gerekiyor. Onu seven ondan sonra doğru olması gerekir. Peki sadece iddia ile insan sevdiğini ispat edebilir mi? Hayır. İddia ile olmaz. İddia ile olursa herkes çok diyor ki ben çok akıllıyım. Ancak akıllılar çok az. Herkes der ki ben çok alimim. Hiç kimse ben cahilim demez. Ondan sonra sadece bu iddia ile olmuyor bile ki herkes ben Müslümanım diyor. Şu an ülkemizdeki de dünyada 2 milyar insan ben Müslümanım diyor. Ancak İslam'a, Müslümanlara bu kadar saldırı oluyor. Kimsenin ondan sonra kılı kıpırdatmıyor. Onun için insanların çoğu iddia ederler ancak ispatını Allah biliyor. İspatı da ameldir değerli kardeşlerim.
Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki en büyük faziletlerinden biri neydi değerli kardeşlerim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eşiyle mübarek kızıyla evlenmesi. Hazreti Fatıma-tü Zehra ondan sonra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Ali ben sana kızımı veriyorum diyor. Kızımı nikahlıyorum. Ve diyor sen buna karşılık ne vereceksin diyor. Çünkü kızın mehri olarak. Hazreti Ali diyor ki benim bir zırhım var. Bu zırhımdan başka hiçbir şey yok. Hazreti Ali gidiyor ondan sonra çarşıda zırhını satacak. Hazreti Osman radıyallahu anh ona denk geliyor ve onun zırhını alıyor. Çok pahalı bir zırh ondan sonra. Hazreti Osman diyor ki ey Ali bu zırh senden başka kimseye yakışmaz diyor. Onu alıyor ve Hazreti Ali'ye parasını veriyor. Tekrar zırhı da kime hediye ediyor? Hazreti Ali radıyallahu anh'a hediye ediyor. Onun için Müslümanlar birbirlerine yardım etme konusunda bazen karşısındakinin gururunu incitmeden yardım etmeye çalışması gerekiyor. İnsan yani bu dünya halidir. Fakir olabilirsin, zengin olabilirsin, hasta olabilirsin. Ancak insan kiminle ayaktadır? Müslüman kardeşleriyle ayaktadır. Müslüman kardeşin yani bugün subhanallah bir hadis okudum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Diyor ki kıyamette müminleri en çok mümini sevindiren ve en çok kendisine yardımcı olacak olan durum sıkıntıda olan bir Müslümanın sıkıntısını gidermek diyor. Allahu Ekber. Sıkıntıda olan bir Müslümanın sıkıntısını gider. Yakın olur, komşun olur, Suriye olur, Filistin olur. Bir buna insan isterse Allah insana nasip edebilir değerli kardeşlerim. İşte Hazreti Osman radıyallahu anh da böyle yapanlardan değerli kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu anh, değerli kardeşlerim, en büyük özelliklerinden birisi ki çok büyük bir savaşçı olması, çok büyük bir kahraman olması ve Allah Celle Celaluhu onun kalbinde korkuyu almış. Asla korkmuyor ve savaşlarda sürekli önde, biliyorsunuz meşhur Zülfikar diye kılıcı var, iki uçlu kılıcı var ve onun isimlerinden birisi de nedir Hazreti Ali radıyallahu anh'ın? Haydar. Ondan sonra diyor ki enellezî semmetni ummi haydara. Benim annem beni Haydar olarak isimlendirmiş. Arapçada Haydar demek aslan. Özellikle sürekli öne atılan aslan demek. Ve radıyallahu anh Mekke müşrikleri çıkıyorlar. Diyorlar ki bizlere savaşçılarınızı ve kahramanlarınızı gönderin. Önce Ensar'dan olanlar çıkıyor. Peygamber Mekke müşrikleri diyor ki hayır biz Ensar'ı istemiyoruz diyor. Biz kendi kalbimizden bize karşı gelen, işte bu savaşta yemin intikamı yapanlardan birisi de Amr ibn Uhud. Bu Amr ibn Uhud yani Mekke müşriklerinin büyük kahramanlarından. İnsanlar ona karşı gelmekte gerçekten çekiniyorlardı. Yani elinde bazen savaşta belki 9-10 tane kılıç düşen birisi. Hendek Savaşı'nda diyor ki bu adam Bedir'den sonra yani yıkanma, Araplarda böyle bir şey var. Diyorlar ki yani inat ettiklerinde diyor ben hanımıma yaklaşmayacağım, yıkanmayacağım, şunu yapmayacağım ta ki intikamı alıncaya kadar. Amr ibn Uhud Hendek Savaşı'nda diyor ki kim benimle karşı karşıya çıkacak diyor ondan sonra Bedir'in intikamını almak için. Hazreti Ali radıyallahu anh peygamberimiz diyor ki men yubariz Amr diyor kim Amr'a karşı çıkacak diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu deyince Hazreti Ali öne atılıyor. Peygamber diyor ki yani innehu Amr diyor. Bak o Amr'dır. O başka birisi değil. Dikkatli ol. Bunun karşısında yani kimsenin dayanması zor. 3 defa ard arda Hazreti Ali radıyallahu anh çıkıyor. Hazreti Ali çıkınca peygamberimiz diyor ki tamam. Ondan sonra çık diyor. Amr diyor ki ben seni öldürmek istemiyorum diyor. Ondan sonra tabi ondan önceki durum Amr ondan sonra diyorlar ki atıyla böyle cepheden hareket edince sanki böyle insanlar o korkuyla sinekler gibi etrafında böyle kaçıştılar. Yani herkes bir tarafa dağıldı ve savaş meydanına geliyor. Savaş meydanına iner inmez hemen atını kesiyor orada. Atını boğazlıyor ve bu da savaşta karşısındakine bir heybet vermek için, korku salmak için taktiklerden birisi. Tabi Hazreti Ali radıyallahu anh'ı karşısında görünce genç bir insan diyor ki ey Ali dön git diyor ben seni öldürmek istemiyorum. Ondan sonra senin amcaların senin büyüklerin gelsin diyor. Ondan sonra Hazreti Ali diyor ki vallahi ben de seni öldürmek istiyorum diyor. Ve sonra diyorlar ki Hazreti Ali radıyallahu anh kendisine hücum etti ve
çölün ortasında öyle bir kapışma oldu ki bir an diyor böyle bir toz duman etrafı savurdu. Sahabeler diyorlar ki biz sandık ki vallahi Hazreti Ali öldü yani. Bu adam Hazreti Ali radıyallahu anh'ı şehit etti. Diyor bir de baktık ki Hazreti Ali radıyallahu anh tekbir sesleri geliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh onun göğsünün üzerinde ve adamı ne yapmış? Katletmiş ve Allah Celle Celaluhu ona böyle güç ve kuvvet vermiş. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu değerli kardeşlerim ayette diyor ki اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّ Allah müminlerden malları ve nefisleri karşılık cenneti satın aldı. Ya da cennete karşılık mallarını ve nefislerini satın aldı. Onun için cihadın en üst seviyesi nedir? Malınla, canınla Allah yoluna çıkıp geri dönmemek. Ya da nefis ile de yeri geldiğinde Müslümanın ne yapması? Mücadele etmesi. Allah belki şu an öyle bir şeyi bizden talep etmemiş. Öyle bir durumla karşı karşıya gelmemişiz. Ancak Allah geldiğinde bize de yardımcı olsun. Sonra Allah diyor ki اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Allah yani adeta müminle Allah arasında sanki bir ticaret var. Ve bu dünyada da öyledir değerli kardeşlerim. Senin yaptığın, attığın her adım Allah bunu ne yapıyor? Nasıl ki şu kamera bizi çekiyorsa Allah da çekiyor. Ve Allah'la bir ticaret adresi. Bazen kar ediyorsun, bazen zarar ediyorsun. Akıllı Müslüman zarar etti mi ne yapmaz? Zarara devam etmez. Dükkanı açık olup da sürekli zarar edip dükkanım açık olsun ya dost düşman arasında zarara da devam edelim. Böyle diyen bir akıllı buldunuz mu hiç? Yok. Adam bir gün zarar etse iki gün üç gün hemen ne yapar? O işletmeyi, o dükkanı, orayı kapatır. Tesisi kapatır. Zararda devam etmez yani akıllı. Müslüman da aynen öyledir. İnsan zarar edebilir. Ondan sonra hata edebilirsin. Ancak hatada ne yapmayacaksınız gençler? Hatada devam etmeyeceksin. Bir defa bir hata yaptın. Bir yanlış yaptın. Bir halt yedin. Öyleyse buna devam etme. Allah'a tevbe et. Allah'ın Rahim, Rahman, Rahman sıfatlarını düşün. Afu, Gafar sıfatlarını düşün. Dön. Ancak dönmezsen Allah bunu sana sevimli kılar. Ondan sonra bazen günah değerli kardeşlerim insana çok tatlı gelebilir. Ondan sonra onun için mümin günah kendisine tatlı gelmeyen insandır. Bilakis mümine günah adeta zehir gibi gelmesi gerekir. Yedikçe ondan iğrenmesi, tiskinmesi gerekir. Ona murdar et gibi olması gerekir. Nasıl bir et kokuşmuşsa, ona yaklaşmıyorsa, mümin için zina, günah, haramlar, ondan sonra namazı bırakma, böyle olması gerekir. Bir defa bulaşmışsa, ondan sonra hemen ne yapacak? El etek çekecek. İşte Allah da öyle diyor. Allah seninle bir ticaret yapıyor. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Bu müminin hakkıdır. Ondan sonra ve müminin, Allah diyor ki bazen o mümin öldürür. Kafirleri öldürür. Cihad esnasında Allah'ın dinini savunurken bir, en önemlisi. Vatanını, milletini savunurken, İslam coğrafyasını savunurken değil mi? Üç, Müslümanların namuslarını savunurken eğer biz namusumuz için, toprağımız için, İslam toprağı için, ondan sonra dinimiz için, mukaddesatlarımız için, camilerimiz için, ondan sonra nefislerimiz için, hatta ve hatta mallarımız için savaşmazsak niye hayattayız ki? Mümin savaşması gerekir bununla. Ecdadımız da savaştı. Böyle savaşmasalardı bizler böyle güzel güzel buralarda ne yapmazdık? Duramazdık gerçekten. Özellikle biliyorsunuz işte Türkiye ülkemize ve bütün İslam topraklarına olan saldırılar, Yunanların, Fransızların, İtalyanların, İngilizlerin her taraftan İslam toprağı ne oldu? Bir kuşatma altına alındı İslam coğrafyası. Bu toprağın çocukları, ondan sonra dedelerimiz, nenelerimiz hatta kimi lojistik destek yaptı, kimi canlarıyla, mallarıyla siper oldu. Çanakkale öyle, ondan sonra Çanakkale geçirmemiz diyoruz da bugün böyle bu kelimeyi söylemek kolay değil değerli kardeşlerim. Orada 250 bin insan bu ülkede la ilahe illallah desin diye, namuslar paymal edilmesin diye savaştı. Savaştı ve 250 bin insan toprakların altına düştü. Ve şehit oldu. Bugün onlar bilselerdi ki o bulundukları yerde içkiler içiliyor. Bulundukları yerde namus için savaşıyorlardı. Namus elden gitmiş. Ondan sonra kendi kızlarımızı başkalarına ondan sonra batılılara benzetiyoruz ve onlara takdim ediyoruz. Vallahi böyle bilselerdi belki onlar savaşmazlardı yani. Onlar namus elden gitmesin.
ezanlar susmasın, bu din yaşansın, Müslümanlar gurur ve ondan sonra şeylerle yaşansın diye çarpıştırır ve orada sadece Türk Müslümanlar yok diyorsunuz değil mi? Yemen'den gelenler var, Arabistan'dan gelenler var, Mısır'dan gelenler var, Kürtler var, Türkler var, bütün Çavlazlar var, Çerkezler var. Hepsi La İlahe İllallah için savaştı, İslam toprakları için savaştı. Allah onlara rahmet eylesin inşallah. Ve Allah diyor ki işte Allah'ın o müminlere vaadi vardır. Allah onlara sözü vardır. Hem bu dünyada hem ahirette onlara ne yapmayacak? Allah onlara rezil rusvay etmeyecektir inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük Hazreti Ali ile ilgili medhiyelerinden bir de değerli kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki men kuntu mevlahu fealiyyun mevlahu. Ben kimin dostuysam Ali radıyallahu anh da onun dostudur. Subhanallah. Onun için mümin, yani Allah'ın dostu olan mümin, Hazreti Ali'nin de ne olması gerekir? Dostu olması gerekir değerli kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu anh 32 tane erkek çocuğu vardı. Ve bunları kendisi 5-6 tane eşle evlenmiş, kadınla evlenmiş. Tabii hep vefat ettikten sonra. Ve her bir oğlunu büyük bir İslam terbiyesiyle yetiştirmiş değerli kardeşlerim. Yani biz bu konuda maalesef ecdadımıza uymuyoruz. Bizimki bir iki tane ondan sonra. Olmaz böyle. Bilakis vallahi çocuklar bizden sonra bu dünyada La ilahe illallah diyen ve amel defterimizin kapanmamasına vesile olan en büyük sadakayı cariyelerimizdir. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh da böyle yaptı. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i ondan sonra ne yapıyordu? Onları yetiştirdi, büyük alimlerdi. Muhammed el-Hanefiye var, büyük bir kahraman. Sürekli savaşlara gönderiyordu Hazreti Ali radıyallahu anh onu. Diyorlardı ki sen Hasan ve Hüseyin'i göndermiyorsun, niye bunu gönderiyorsun? Diyordu ki Hasan ve Hüseyin gözlerimdir, Muhammed el-Hanefiye de kolumdur. Kollarımla ne yapıyorum? Gözlerimi koruyorum. Çünkü onlar Müslümanlara dini konuda da çok ciddi bir şekilde, tabi onlar da cihat meydanlarına gitmişler, katılmışlar. Onun için Müslüman bugünkü asırda olduğu gibi değerli kardeşlerim, batılılara ya da bu laiklere uyarak doğumu sınırlandırmaması gerekir. Bilakis mümin sahabelere uyarak bizim evlenmemizdeki en büyük gayemiz, onlar diyorlardı ki bizim sülbümüzden, bizim zürriyetimizden, yeryüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerin olup amel defterlerimizin kapanmaması. Bakınız değerli kardeşlerim, siz öldükten sonra vallahi sizin yani hatimleriniz için binlerce hafız kiralansın. Binlerce cüz dağıtırsın. Bugün öyle yapıyorlar değil mi? Cüzleri dağıtıyorlar, hafızlar kiralanıyor. Vallahi bunların hepsi senin zürriyetinden, senin sülbünden olan bir müminin Kur'an-ı Kerim'de geçen şekilde Rabbirhamhuma kema rabbayani saghira. Ey Rabbim, sen anne babamı affet, ona merhamet et. Nasıl ki onlar da küçükken beni yetiştirip bana merhamet ettiler demesinden daha faziletli değildir. Onun için Müslüman salih evlat yetiştirmek için uğraşması gerekir. Bir Müslüman aile bütün gelirini, bütün varlığını, her şeyini Müslüman bir fert yetiştirmek için, Müslüman bir kız, Müslüman bir oğlan yetiştirmek için harcarsa vallahi israf yapmış olmaz, boş şey yapmış olmaz değerli kardeşlerim. Onun için Allah Celle Celaluhu bizlere salih evlatlar nasip eylesin. Ve sahabe-i kiram da bu şekildeydi değerli kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu anh değerli kardeşlerim, hilafet dönemi vardı ve yaklaşık 4,5 küsur yıl müminlere ne oldu? Halife oldu. Ve subhanallah, Allah Celle Celaluhu dağa göre demek ki kar veriyor. Müminlerin büyük sınırlarla, musibetlerle karşılaştığı dönemde, çoğu sapık fırkaların çıktığı dönemde kim müminlerin başındaydı? Hazreti Ali radıyallahu anh. Hariciler çıktı. Bugünkü hariciler dediğimiz, yani Müslümanları tekfir edenler, küçük günahlarla ya da Müslüman bir günah işlediğinden dolayı sen kafirsin diyenler. Aynı zamanda Şiiler, Rafiziler çıktı. Hazreti Ali'yi aşırı övüp ilahlığa kadar götüren, bugünkü İran onları takip ediyor.
ondan sonra sapık bir fırka, ondan sonra daha başka gruplar çıktı. Bunların hepsiyle mücadele eden kimdi? Hazreti Ali radıyallahu anh'tı. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh en büyük özelliklerinden biri değerli kardeşlerim, dünya malına asla ve asla meyletmezdi. Kendisi hilafete geldikten sonra Beytülmal'da ne varsa Müslümanların fakirlerine kendi elleriyle dağıtır. Ve kendisine yetecek olan maldan fazlasını asla ve asla almaz. Hatta çocukları kendilerini uyarırken Allah sana daha fazla ondan sonra hak tanıdığı halde niye bunu almıyorsun denildiğinde ona diyor ki قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. De ki dünya metaı, dünyanın malı ahirete göre çok azdır, çok hakirdir. Dünya, ahiret Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Başka bir ayette Rabbimiz Celle Celaluhu, Allah mümin kulları için bundan sonra cennette özel ikramlar hazırlanmıştır. Biz buna inanıyoruz yani. Bu dünyada inşallah ve inşallah bu sabretmemize rağmen namazda, ibadette, hayırda, derste, sohbette, harama bulaşmama noktasında Allah müminler için cennete sürprizler hazırlanmıştır. Ayette de Allah öyle diyor. فَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ. Allah diyor ki sabrettiğinizden dolayı sizlere cennetler müjdeler olsun. Orası ne güzel varılacak yerdir. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh sıkça derdi ki ya dünya, ya deniyye, gurri gayri, inni allaktuki thelâfen. Ey dünya, ben seni boşadım. Hem de üç talakla boşadım. Beni aldatmamaya çalış. Kalbime girmemeye çalış. Ondan sonra ve kendisi 63 yaşında değerli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşında vefat ediyor ve vefatı da çok acı maalesef. Bugünkü tekfirci dediğimiz işte hariciler Hazreti Ali radıyallahu anh sabah namazına bakınız, müminlerin halifesine bakın, sabah namazında as-salatu hayrun minen nevm, as-salatu hayrun minen nevm diyor, ondan sonra Müslümanları uyandırıyor, namaza kaldırıyor, arkadan biri Hazreti Ali radıyallahu anh'ı, Abdurrahman ibn-i Mulcim, Hazreti Ali radıyallahu anh'ı ne yapıyor? Bıçaklıyor ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ı. Onların aralarında cereyan eden olayları Allah'ın en iyi bildiğini, Allah bizleri bu halifelerin şefaatinden mahrum bırakmasın değerli kardeşlerim.